Suriye'de muhalefetin ardından Beşar Esad rejimi de ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini, askeri operasyonları askıya alacağını duyurdu. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada ateşkesin Irak Şam İslam Devleti ve El Nusra örgütüyle bu örgütlerle bağlantısı olan grupları kapsamadığı vurgulandı. Ateşkesin Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece başlaması bekleniyor. Öte yandan IŞİD örgütüne yönelik koalisyon güçlerinin hava operasyonları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri hafta başından bu yana örgütün hedef alındığı 11 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Suriye halkı savaşın bitmesi için ateşkesten ziyade kalıcı siyasi çözüm istiyor. Umarım başarıya ulaşır. Suriye halkı kendini güvende hissetmeye başlar ve bu akan kan durur. Bombardıman sürdükçe siyasi bir çözüm bulunması imkansız. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü rakamlarına göre 6 yıldır devam eden savaşın bilançosu 370 bini aştı. Sayının sadece rapor edilen ölümleri yansıttığı biliniyor. Gerçek sayının ise çok daha fazla olduğu kuşkusuz.